Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa, her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki, gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı. İyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk. Parlamentodaki uzantılar var ya, orada zaman zaman böyle değişik değişik tonda açıklamalar yapıyorlar. 6'sı kadın, 30 kişiyi. Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar 1990'da Şırnak Güçlü Konak'ta 12'si çocuk 27 sivili. 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili. 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili. 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar 1993 yılında Siirt'te bir okul bahçesinde elinize dilinize dursun. 13'ü çocuk, 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Erzincan Başbağlar'da 33 sivili, Van Bahçesaray'da 14'ü çocuk, 24 sivili kurşuna dizenlerdir. Bunlar 1994'te Mardin Savur'da 11'i çocuk, 21 sivili. 1995'te Diyarbakır Kult'ta 20 sivili katledenlerdir. Bunlar İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Ankara'da Anafartalar Çarşısı ve Güven Park bombalamalarına kadar her yerde ayrım gözetmeksizin tüm sivilleri hedef alanlardır. Bunlar 6-8 Ekim 2014 olaylarında 37 vatandaşımızı hünharca katledenlerdir. Bunlar Diyarbakır'ın Tanışık Mahallesi'nde bir kamyon dolusu bombayı patlatıp aynı köyden 16 vatandaşımızı feci şekilde öldürenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ün, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Batman Kozluk'ta öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Pülümür'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katilleridir. Bunlar Diyarbakır Yenişehir'de üniversiteye hazırlanmak için dershaneye giden 6 evladımızın, ki bir tanesinin annesi de milletvekilimiz Oya Hanım'dır. Batman'da otomobilleriyle gezen 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bunlar İstanbul Bağcılar'da Serap Eser kızımızı evine gitmek için bindiği otobüste canlı canlı yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet götürmek için yürütülen çalışmaları engellemek amacıyla her fırsatta şantiye basıp işçi öldüren, iş makinası yakan alçaklardır. Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak, Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır.
katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak, Batılıların edebiyat birikimiyle filme aktarsak, sinema sektörünün toplam üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkar. Tabii karşımızda bir insanın ölümü trajedidir. Bir milyon insanın ölümü ise istatistiktir. Böyle diyen bir zihniyet olduğunun da farkındayız. Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı. Elhamdülillah. Ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alıkoymayacağım. ...2023'te... bir başka seçim yaşayacağız Rize'de. Sadece Rize'de değil, Türkiye'nin neresinde hemşehrilerimiz varsa hepsini inşallah ayağa kaldıracağız. Hepsine bulundukları yerde daha çok çalışmalarını, daha çok gayret göstermelerini isteyeceğiz ve her yerden bir başka inşallah heyecan doğuracağız. Hiç endişeniz olmasın. Evelallah, biz dimdik ayaktayız. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizden vazgeçireceği sanılmasın. Ne diyor şair? Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Bir diğerinde vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Şimdi onlar Allah yolunda öldürülürler. Şehit oldular. Biz şimdi kendimize bakalım, kendimize. Biz ne olacağız? Biz ne olacağız? Evet, şehitlerimizin bizim geleceğimizi aydınlatan, unutmayın, kılavuzlarımızdır. Onlar bizim kılavuzumuz. Onlar bizim gururumuz. Onlar bizim şerefimiz ve biz de onların izinden iz süreceğiz. Bir kez daha cümle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerim, geçmişte teröre ve terör örgütüne sempatiyle bakmalarını, ülkemizin kalkınmada ve demokraside geri kalmışlığından kaynaklanan sıkıntılara bağlayanlar var. Bugünkü Türkiye artık kalkınma altyapısı ve demokratik standartları itibariyle bize bu imtihanı yönelten veya bu ithamı yönelten ülkelerin dahi elhamdülillah ilerisine geçtik. Yaşanan her küresel ve bölgesel kriz köklü çınarlarla kağıttan kaplanlar arasındaki farkı bir kez daha göstermektedir. Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizin en batısından hangi imkanlar varsa en doğusunda da aynı imkanlar var. Bugün İstanbul'da ne varsa Erzurum'da, Van'da da onu görürsünüz. Bu nedir bu? 780 bin kilometre karelik vatan topraklarında ayrım yoktur.